كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Şimdi kıymetli kardeşlerim, bakın şu okuyacağım şey bir hanım takipçimizden gelen bir mesaj. Aynen hanım ablanın yazdıklarını ben direkt kopyaladım. Bizim kağıda döktüm. İzin de aldım. İsminizi vermeden bunu dedim sohbette anlatabilirim. Çünkü çoğu kardeş bu meselelerde zayıf kalıyor. Anladın mı? Yani cinleri eğlence malzeme sanıyor. Bir gün adama musallat olursa adamın aklını alırlar. Evet. Hocam Allah rızası için diyor. Ben tükendim. Bu rahatsızlıktan para adı altındaki dolandırıcı hocalardan. Bak o kadar sıkıntılı biriymiş ki artık hocalara sürekli girmiş. Hepsi de bunu para tuzağına düşünmüş. Bak. Hocam diyor yaklaşık 3 yıldır net bir şekilde fark ediyorum. Daha önceden farkında değildim. 9 yaşından 22 yaşına kadar namazımı kılıp Kur'an'ımı okurdum. Sürekli ve zaman zaman hiç tanımadığınız insanın bile başına gelecek ya da yaşadığı kötü iyi işler gözümün önünden film şeridi gibi geçerdi. Kulağımda sesler yankılanırdı. Kur'an kursu hocama anlattığımda kalp gözün açılmış kızım. Herkese söyleme şükret demişti. 16 yaşında hocam bir rüya gördüm. Hamileyim, annem dövüyor. Anneme ben yanlış yapmadım derken doğum yaptığımı ve erkek bebek dünyaya getirdiğimi ve bebek benim sol tarafıma çıkıp kulağıma diyor ki anne ben senin oğlunum, beni senden başka kimse görmeyecek, ben 3 harfliyim, senin ne kadar başın sıkışsa son dakikada ben sana yardıma geleceğim, sana ben seni ben koruyacağım, hep ben seninle olacağım. Uyandığımda bile doğum sancısı gibi bir ağrım olmuştu. Bak rüya görüyor, uyandığımda diyor doğum sancısı gibi bir ağrım olmuştu diyor. Ve o dönemden sonra hocam her işim son dakika ya oluyor ya olmuyor. Hayatıma hocam diyor kim girse evlilik yolu için ya da bir arkadaş dost olarak bir erkek yardım etse komşum erkek bile bana iyi davranıyor. Yardımcı olmak istediği anda maddi imkanı iyiyse bir anda o insan iflasın eşine geliyor. Hani maddi durumu iyi olan biri buna yardım etse bile iflasın eşine geliyormuş. Acayip. Başına sürekli felaketler geliyor. Yani bu hanım ablaya yaklaşanın çırası yanıyormuş yani. Zenginse batıyor, başına sürekli felaket geliyor. Bunu anladığım an, o insandan görüşmeyi kestiğim an, uzaklaştığım an, o insanın hayatı tekrardan düzene giriyor. Evlilik yoluna girdiğim an bir anda bozuluyor. Ortada hiçbir şey yokken evliliğim bozuluyor. Son 2 yıldır buraları iyi dinleyin. Son 2 yıldır hocam her gece sürekli evin içinde ayak sesleri duyuyorum. Sabah uyandığımda çamaşır kopçam açık oluyor. Üst iç çamaşırının kopçasını açık buluyormuş. Devama bak. Ve hocam rüya gibi görüyorum. Babam, abim, komşum ya da erkek arkadaşım, sevdiğim insan, tanıdığım erkek kılığında cinsel organlarını görüyorum. Ve tek kişide 4-5 cinsel organın üstünde farklı kadın isimleri ve benim ismim yazılı olarak görüyorum. Gece siyah göz ama yüz dediğim gibi tanıdığım yakınlarımın yüzü olarak zorla bana sahip olmaya çalıştıklarını görüyorum. Yasin-i Şerif'i, Ayetel Kürsi'yi okuduğumda boğarak gidiyor. Bir seydaya gittim. Bir seydaya gittim. Hocamız dua yazı. Sana musallat olmuşlar. Bir kadın, bir de erkek ismini söyle. Söyler söylemez. Sen kopmaz dedi. Çağır yanına dedi. Yapmadım. Ya bir şey söylemiş ona. Yap demiş. O da yapamadı demiş. Kur'an-ı Kerim okuduğumda sürekli esneme, gözlerimde yaşarma oluyor. Kur'an-ı Kerim'in üstünde okurken uyuyakalıyorum. Rabbim affetsin. Ezan okunduğu zaman duymaya tahammül edemiyorum.
Bu kendinden olan bir şey değil. Kendimi zorladığımda nefesim kesiliyor, sürekli daralıyorum. Namaz kılarken sürekli sesler duyuyorum. Sürekli dua okurken dilim dolanıyor, duayı unutuyorum. Sürekli baş ağrısı yaşıyorum. Halsizlik, yorgunluk oluyor. Hiçbir şey yapacak hevesim, gücüm olmuyor. İşlerim bıçak gibi kesiliyor. Sürekli arkamda, yanımda biri var gibi hissediyorum. Tek başıma odada, mutfakta oturduğum ya da uyuduğum anda bir anda sesler, TV kapanması, gece uyurken, burayı iyi dinle, gece uyurken telefondan, YouTube'dan Cin suresi, ifrit için dua, rukye sure açtığımda uykuya geçtiğim zaman diyor, sabah uyandığımda telefon şarja takılı dahi olsa diyor, telefon tamamen kapanmış buluyorum. Normalde telefon şarjdayken ne olur? Sabah kalkarsın %100 yazar değil mi? Şarjlı olduğu halde telefonu tamamen kapalı buluyorum. Evet. Yazın bir hocaya götürdü ailem. O da aynı şeyi söyledi. Zemzem suyu, safran ve sirke ile dualı su hazırladı. Üstüme bir saate yakın Kur'an-ı Kerim okudu. Baygınlık geçirdim. Uyuyakaldım. Namaz kılmaya zorla kendimi, okumaya zorla namaz kıldıkça sürekli kulağımda o çocuk bağırması, anne yardım et diyor. O çocuğu ben iki defa gördüm rüyamda. 2008'de büyümüştü o bebek. Korkma, yardım edeceğim demişti. Çok sıkıntıdaydım ve o bebeği gördükten sonra bir haftada düzeldi sıkıntılarım. Dün gece de tekrardan gördüm. Bana diyor ki, anne bana niye oğlum demiyorsun? Artık gücüm yetmiyor. Her şeyine o engel oluyor, bozuyor. Kurtul ondan anne. Benim gücüm yetmiyor artık dedi ve uyandım. Uyku haram oldu. Artık her şey tepe taklak gidiyor. Nasıl kurtulacağım hocam? Allah razı olsun bana yardım edin. Hangi dergaha, hangi hocaya gitmemi önerirsiniz? Ben Mersin'de yaşıyorum. Maddi imkanım da yok diyor. Irak'ta Molla Ali hocamızı söylediler. İmkanım olmadığı için gidemiyorum. Burada bir iki hocayla görüştüm. Bana 500 ve 1000 TL'den bahsediyorlar. Üstüne 1,5 yıl sürekli size okuma yapacağım. Sürekli geleceksiniz dediler. İmkanım olsa tamam diyeceğim kurtulmak uğruna. Evet. Duyuyor musunuz? Bunlar yaşanmış şeyler. Bak, o kadar şey okudum. Böyle bir şey uydurma olabilir mi? Bir insan niye bunu uydursun? He? Yani zor bir şey. Sıkıntılı bir şey. Bakın bunlar önemli mesele. Adama musallat olurlar mı? Adamı öyle şey bırakmazlar yani. Gerçekten şu mesele üzerinde dikkatli olmamız lazım. Allah Celle Celaluhu kimseye göstermesin yani. Problemli işler bunlar. Şimdi peki cinlerden nasıl kurtuluruz? Tabii ki de biz bu hanım ablaya yardımcı olduk. Hani yapması gereken şeyleri söyledik. İnşallah kurtulmuştur. Ondan sonra da hiç yazmadı. Ben kurtulduğunu ümit ediyorum. Ama eğer hala kurtulmadıysa da şu inşallah cinlerden nasıl kurtuluruz? Neler yaparsak cinlerden uzaklaşırız? İnşallah onu okuyacağız.